Herkese merhaba arkadaşlar, ben Teknoturk Bilişim kanalından Enis. Bu videoda sizlere A3 2016 telefonunun son sürümüne nasıl root atılır onu göstereceğim. Son sürümü şu an 7.0 Nougat sürümü. İsterseniz hemen gösterelim. Arkadaşlar öncelikle telefonun ayarlar kısmına giriyoruz. Ondan sonra telefon hakkında basıyoruz arkadaşlar. Şurada da yazılım bilgileri olması lazım. Yazılım bilgilerine tıklıyoruz. Yapım numarasına 4-5 kez tıklıyoruz. Geliştirici seçenekleri etkin diyene kadar. Etkin dedikten sonra arkadaşlar 2 kez geri çıkalım. Ve geliştirici seçeneklerin etkin olduğunu burada görebilirsiniz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra OAM kilit açma. Bunu aktifleştiriyoruz. Birazcık aşağı iniyoruz. USB hata ayıklamayı da aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapacağımız işlemler telefonu kapatıp dolandırıcı modunu almak. Arkadaşlar telefonu güç tuşundan kapatıyoruz. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Ondan sonra dolandırıcı modunu almak için güç tuşu, home tuşu ve ses kısma tuşlarını aynı anda şu şekilde basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza yeşil, mavi gibi bir ekran geliyor. Bundan sonra da ses açma tuşuna bir kez bastığımız zaman dolandırıcı moduna girmiş oluyor arkadaşlar telefon. Arkadaşlar bundan sonra ise altta verdiğim linkten root dosyasını indiriyoruz. İsterseniz direktman Google'da aratıp da indirebilirsiniz. Bulunması kolay bir site çünkü. Şuraya arama kısmına CFA AutoRoot yazdığımız zaman ilk çıkan siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar ve buradan telefonun modeline göre root dosyamızı seçiyoruz. Bizimki A310F, sizinki G de olabilir, H de olabilir, M de olabilir, Y de olabilir, Z de olabilir. Ona göre indirirsiniz arkadaşlar. Şu an A310F, evet bu. Buradan Dolan'da bastığımız zaman karşımıza böyle bir site geliyor. Tekrar Dolan'da bastığımız zaman dosya inmeye başlıyor arkadaşlar. Ben dosyayı daha önce indirdim. O yüzden hiç beklemeyeceğim. Buradan dosyayı açacağım arkadaşlar. Dosyayı açıyoruz arkadaşlar ve şurada gördüğünüz CFA AutoRoot dosyasını masa üstüne çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra hemen aşağısında gördüğünüz Odin programını da açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise Odin'de yapacağımız işlemler AP kutucuğuna basıp zaten şu an sadece AP seçeneği etkin. AP kutucuğuna basıyoruz ve masa üstüne çıkardığımız CFA AutoRoot dosyasını seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonda yapacağımız tek bir işlem kaldı. Telefonun USB kablosuna bağlamak. Şöyle telefonu USB kablosuna bağladım. Şimdi de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi mavi bir kutucuk yandı. Bu yanmazsa demek ki telefon bağlanmamış demektir. Buna dikkat edin o yüzden arkadaşlar. Start'a basıyoruz. Bu zaten hiç beklemiyor. Direktmen doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşınıza kırmızı bir yazı geldi ve böyle bir simge geldi. Bu rootlandığının belirtisi. Artık sadece telefonun açılmasını bekleyeceğiz. Ve bir de Odin'de reset yazdığı zaman artık telefonu USB kablosundan çıkartabiliriz. Burada biraz yavaş açılabilir ya da telefon kendini birkaç kez yeniden başlatabilir.
Tamam, Robotic'in 10 seconds dedi. 10 saniye içinde yeniden başlatılacak. Telefon açılıyor arkadaşlar. Burada videoyu biraz ileri alabilirsiniz çünkü biraz yavaş doluyor. Yavaş açılıyor daha doğrusu. Odin programını da kapatabilirsiniz bu arada. Telefonu açıldı. Şarjı biraz az olduğu için hemen USB kablosuna takıp göstereyim açıldığını. Telefon açıldı. Şu an içinde süper su dosyası yüklenmiş olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi süper su dosyası yüklenmiş. Bu rootlandığının belirtisidir arkadaşlar. Eğer emin değilseniz rootlandığından Google Play'den Root Checker uygulamasını indirip oradan da şey yapabilirsiniz. Rootlanıp rootlanmadığına bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.